Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul meram Hafız İbni Hacer el-Eskelani rahmetullahi'nin kitabında okumaya devam ediyoruz. Eserin zekat kitabı, Kitab-ı Zekat başlıklı bölümünde okuyoruz ve bu bölümde 640 nolu hadis-i şerif okuyoruz. Ben Amr İbni Şuayb an ebihi an ceddihi. Amr bin Şuayb o babasından, o da ceddisinden radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun. Enne imra'atun atetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir hanım nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve me'aha ibnetuhu leha ve fi yedin, ve yanında da kızı vardı ve kızının da kolunda, bileğinde yedi eynetiha mesek tani, onun iki tane kolunda takılı bilezik vardı, minzehebi ve altından olan bir iki tane bilezik vardı. Fekale leha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şunu dedi: etateni zekate haza, bunların zekatını verdin mi? Galet, kadın, la, hayır dedi. Gale, eyyutserrüke en yusevvirüki, en yusevvirüke allahu bihma yevmel kıyameti sivareyni minennar. Onların kıyamet günü Allah senin kollarında iki tane halka, ateşten bir halka yapmasını ister misin? Felgathuma, o da, o hanım da onları çıkardı. Revahu selaseti ve isnadhu kavi. Bunu üçler rivayet etmiş ve isnadı da güçlü olarak nakletmişler. Tekrar okuyoruz. 640 nolu hadis-i şerif, Amr bin Şuayb'dan, o babasından, o da dedesinden radıyallahu anhum İşitmiş olarak rivayet edilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın gelmiş, beraberinde kızı da varmış ve kızının kolunda altından iki tane bilezik de bulunuyormuş. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bunların zekatını veriyor musun diye sormuş. Kadın hayır cevabını verince bunlara karşılık kıyamet gününde Allah sana ateşten iki tane bilezik takmasını memnun kalır mısın buyurmuş. Bunun üzerine kadın derhal bilezikleri atmıştır. Bu hadis üçler rivayet etmiş ve isnadı kavidir, güçlüdür. Hakim onu Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ederek sahihlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve gelen kadın Esma binti Yezid İbni Sekendir. Bu hadisi Ebu Davud Hüseyin'in muallimden rivayet etmiştir ki bu da sikkadır. Ebu Davud'un bir rivayetinde kadının bileziklerini çıkararak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği ve bunlara Allah ve Resulünün olsun dediği beyan edilmiştir. Esma binti Yezid hadisini İmam Ahmet bin Hanbel de rivayet etmiştir. Vaka, Tirmizi hadis hakkında İbni Lehya tarihinden başka rivayet bilinmiyor demiştir ki İbni Lehya'nın zayıf bir ravi olduğunu İmam Beyhaki Esma ve Sıfat eserinde söylemiştir. Doğrusu sahih olmasıdır. Hakimin ve başkalarının tahriş ettikleri Ayşe hadisinin lafzı ise şudur radıyallahu anh'a. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinde gümüşten mamul bir takım halkalar gördü ve bu ne ya Ayşe dedi. Ayşe bunları sana ziynetleneyim diye yaptırdım ya Resulullah dedi. Bunun üzerine onların zekatını veriyor musun diye sordu. Hayır
cevabını verince ateş namına bunlar sana yeter buyurdu. Bu hadis için hakim isnadında şeyheynin şartı üzerine der ki hadisi şerif kadınların ziynetlerine zekat lazım geldiğine delildir. Hatta zahirine bakılırsa nisap bile aranmayacağı zannedilmiştir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bileziklerin zekatını emrediyor ve halbuki ekseriyetin bu kadının bileziklerini 5 okiye etmez olduğunu söylüyorlar. Bu konuda, bu meselede 4 kavil, 4 farklı görüş vardır. 1. Bu hadisle amel edenler bilumum altın ve güneşin ziynetlerinde zekat vardır derler ve bir tabi nisabı doldurması şarttır. Hanefilerle Selefi Salih'in bir cemaatin ve bir kavlinde de İmam Şafii'nin mezhebi budur. 2. Kadının ziynetlerinde zekat yoktur diyenler İmam Malik ile Ahmet bin Hanbel'in ve bir fetvasında da İmam Şafii'nin mezhebi budur. Bunlar ziynetlere zekat verilmeyeceğini ifade eden Selefi Salih'ine istidlal ederler. 3. Ziynetlerin zekatı onları emanet vermektir. Nitekim Darakutni'nin Hazreti Enes ve Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bu bapta rivayetleri vardır. Ziyaretlerde bir defa için zekat verilir. Ziynetlerde bir defa zekat verilir diye bunlar Beyhaki Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Bu kavlin içinde delil itibariyle en kuvvetlisi birincisidir. Çünkü zekatın ziynetlerinden de farz olduğunu bildiren bu hadis buna şahittir. Ziynetlerin nisabı aynen altın ve gümüşün nisabı gibi bir farkı yoktur. Yani gram olarak ölçülür ziynetleri. Doğrusunu Allah bilir. Böylece zekat kitabında altın ve gümüşün bileziklerin, ziynet eşyalarının altın ve gümüş ziynet eşyalarının zekat gerektiğine dair bu hadis-i şerifi okumuş olduk. Bu konuda başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.